Sirius Yeniden Farm serimizin 7. bölümünden herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bölümle karşınızdayım. Bu bölüme gördüğünüz gibi yine moralında başlıyoruz. Geçen bölümden kalan itemlerimiz vardı. 2 tane VB artı 7 kağıtlarımız, maden droplarımız ve artı 1 VB'miz vardı. Şimdi ben bunları pazara kurarak başlayacağım. Pazarımızı kurduk. VB7'lerimizi 22M 750K'dan, 5'ler 1M 100K, artı 1 VB'miz 2M 400K, 160K küçülme topu, 50K ebiskem, 140K TS'ler, 1K DC flash ve 400K'dan da STR kağıdımız var. Şimdi pazarımızı kuralım. Biraz bekleyelim. Karakter DC'ymiş. O yüzden böyle bir görüntü oluştu. Şöyle gösterebildiğim kadar göstereyim. VB artı 7'miz satılmış. Artı 1'imiz satılmış. Boostlar 5'ler satılmış. Şimdi JR'ye 4-5 dakika bir süremiz var. Hemen oyuna tekrar girelim. JR'ye geçelim. Geldim JR'ye tıkladım. S3'teyiz. 294'te falan tıkladım. S3'e girdik çünkü S1 ve S2'ye sıra sayıyor. Şöyle VB7'miz kalmış. Ezik kağıdımız kalmış. Küçülme topumuz kalmış. DC flash'ımız kalmış. Güzel. Çoğu şey gitmiş. Üzerimizde de 28M nakit olmuş. Şimdi bunları bankaya bırakalım. Üzerime pot alayım. RPR'mi yapayım. JR saatini bekleyelim. Girdik JR'ye. Şöyle bir iki tane ne priestimiz var. Var yorumumuz da var ama magemiz yok. Bakalım. İlerliyoruz. Evet, devaya geldik. Şu anda devaya 38. dakikamız boş. Kesmeye başladık. Bakalım ne olacak. Evet, sırada bizdeymiş. Bir tane ekstra silver gem aldık. Elinize sağlık. Güzel bir JR oldu. 3 silver, 1 blue, tertemiz. Şimdi bunları bankaya gönderelim. Evet, şimdi çıkacağım oyundan. Şu anda biraz işlerim var. Oyunu kapatacağım. Döndüğümde bakarız. Şimdi gece 2 BDV'sine gireceğiz. Süre bittiği zaman tıklayacağım. Evet, BDV'ye tıkladık. JR'den sonra daha yeni oyuna giriyorum. Sırf BDV için girdim. Bir BDV'ye girelim. BDV kazandık. Yine bir tane kırmızı kutu aldık. Onu da şöyle bankaya yerine gönderiyorum. Şimdi birazcık daha işlerim var. Birazcık mola vereceğim, yani oyundan çıkacağım. İtemleri Ardian karakterimize aktarırım. İlerleyen saatlerde de bir Ardian farmı yapmaya çalışırız. Şimdilik görüşmek üzere. Ardian karakterimize geldim. İtemleri üzerimize aldım. Şöyle bir Ardian'ın durumuna bir bakalım. Ben bir slot bulayım. Orada da farmlaya başlayayım. Drop aldıkça da kaydı açarım. Evet arkadaşlar, burası şeker solutunda şöyle 120 dakikamız kalmış. Bizim başladığımız dakika 146 idi. Yani 20 dakika süremiz olmuş ve ilk boost'umuzu aldık. Şöyle göstereyim. Az önce bir arkadaş KS'ye geldi. O yüzden slota atak yaptım. Şöyle göstereyim. Hani aslında şu anda güzel gidiyor. Bir buz, iki tane de ezik buzumuz var. Çöplerimiz var. Necrofu kardeşimiz de şu anda videomu izliyorum demiş. Selam olsun. Bizden de ona aleyküm selam. Devam edelim bakalım. Arkadaş hemen damladı slota ama. Evet, KS ile uğraşırken bir de karuslar geldi, yattı. Çöpleri boşa atalım. Şöyle 121 dakikamız olmuş. Hemen çöpleri boşa atalım. RPR'leri de yapalım. 346K nakit oldu. Üzerimizde yani yaklaşık yarım saat oldu. Bir buz, iki tane de ezik buz aldık. Güzel yani, bir iki tane daha buz alırsak bu bir saat içerisinde baya güzel olacak. Devam edelim bakalım. Evet, bayağı bir darladılar arkadaşlar. Şöyle son durumu göstereyim. Dakika 90'dan beri tomdayım. Yani 6 dakikadır falan tomda oturuyorum. Yaklaşık 50 dakika olmuş. Şimdi karakterin NP'si bayağı azdı. Ben de krala yazdım, Azat'a. Sağ olsun partiye aldı. Oradan birazcık NP geliyor. Çöpleri sattık. Şunlar şimdilik dursun. Bir buz. 3 tane de ezik buzumuz var. 400K'da nakit paramız var. Birazcık oturacağım, bekleyeceğim. Bu arada Antebiya kardeşimiz videoya selam göndermiş. Biz de kendisine selam gönderiyoruz. Aleyküm selam. Sağ olsun, var olsun. Bizden de ona selam olsun. Evet, farmımızı burada bitirelim. Yani çok karışık Ardrian. Bayağı kalabalık. NP'mizi de 90'dan tekrar 400'e çıkardık. 1 saat bir farm yaptık. Şu ezik kağıtları da verelim. 900K 3 tane ezik kağıdımızdan geliyor. Şu çöpü de verelim. Toplamda 1 saatte 1 buz. 1,3M nakit kastık. Bir tane de MS'miz var. Yani 1 saatte 4M'e yakın bir para kasabildik. Sadece çok karışık Ardian buzu yine yerine gönderelim. Evet, şimdi oyundan çıkacağım. İtemleri yan karaktere aktarayım. Sabah JR'ye girebilirsem yine sabah JR'sinde görüşürüz. Olmazsa yarın oyuna girdiğimde görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. 69 değerlik yan karakterimize girdim. İtemleri üzerimize aldım. Şöyle oyun saatimizi göstereyim. 5.34 geçiyor. Normal saatimizde 6.30. Şuradan 1.5 emi üzerimize alalım.
Dün bir pot depolamıştık birazcık. Yine de şuradan bu 1,5 M'de alabildiğim kadar manapotu alacağım biraz daha. Evet, 2-3 tane daha manapotu aldım. 97'yi şuradan da 100 tane üzerimize alalım. Birazcık ok ve wolf alalım üzerimize. Karakterin Draki haklarıyla başlayalım. Bugün 6 tane Draki yapmayı düşünüyorum. 81 sayı. Hani yan karakterle bunun. Draki haklarını bir öncelikle bitirelim. Şimdi karakteri madene bırakacağım. Draki sırasını bekleyeceğim. İlk Draki hakkımızı bitirdik. Bundan maalesef sadece bir tane şel alabildik. Son Draki hakkımızı da bitirdik. Herhangi bir drop alamadık. Toplamda bir tane sadece kırılma shell alabildik. Şimdi bir problem var oyunda. Maalesef sürekli 5 dakikada falan bir DC veriyor. Ben TürkNet interneti kullanıyorum. İkinci hakkımızda da tam Draki sıramız geldi. Girdim Draki'ye, girer girmez DC verdi. O yüzden bir hakkımız da boşa gitmiş oldu. Şimdi şöyle bir RP'lerimizi yapalım. Şu madenden çıkan son çöpler var. Onları da vereyim. Şu çitini de gönderiyorum. Draki beklerken yaptığımız madenden aldığımız droplarda 9 tane küçülme topu, 89 tane de DC flash kasmışız. Bunları şimdi bankaya gönderiyorum. İtemleri yan karaktere aktarıyorum. Yan karakterin Draki'leriyle devam edelim JR'ye kadar. İtemleri üstüme girdim. Draki sıramı aldım. Tam 142 sayıyor yani. Yapacak bir şey yok. Bayağı bir maden yapacağız gibi görünüyor. 142 sırayı madende bekleyeceğiz. Bakalım. Bu karakterimizin ilk Draki hakkını bitirdik. Maalesef herhangi bir drop alamadık. JR saatimize geldi. Hemen Esland'a geçelim. Evet, JR'ye tıkladık. JR'ye girdik. Bir tane mage'imiz var. İlerliyoruz. Bakalım. BDV'yi kazandık. Bir tane kırmızı kutu aldık. Onu da şöyle yerine gönderiyorum. JR'den de iki tane Blue Gem aldık. Karakterimizin kalan iki Draki hakkı var. Onlarla devam edelim. İkinci Draki hakkımızı da şöyle göstereyim. Weapon Breaker'ımızı aldık. Hemen kaos saati geliyor. Hemen reload atıp kaosa geçeceğim. Kaosu bitirdik. 12. olduk. 38 kill'imiz var. En azından kırmızı kutu almış olduk. Şimdi bu karakterimizin son bir Draki hakkı kalmıştı. Onu da tamamlayalım. Ondan sonra geçeriz. Aldığımız dropları upgrade yaparız. Evet, bu karakterimizin son Draki hakkındayız ve aldığımız drop Superior Draki Box. Sonunda Superior Draki Box'ımızı aldık. Bu çok iyi oldu. BB atmıyor diye isyan ederken Draki Box'ımızı aldık. Devam edelim bakalım. Son katlara doğru bu arada. Draki Box'ımızı aldık. Devam edelim. Evet, Draki haklarımızı bitirdik. Bu Draki'mizden de bir adet Superior Draki Box aldık. Şu madenden üzerimize kalan taşlar var. Onları da bir kırdırayım. Bir tane küçülme topu, bir tane de Abyss Gem aldık. Draki'den aldığımız VB'yi şuraya bırakıyorum. Kutuyu da şuraya bırakalım. Draki beklerken aldığımız maden droplarda 4 tane küçülme topu, 2 tane Abyss Gem, bir tane basma kağıdımız var, bir tane de MS'miz var. Üzerimizde bir tane daha MS vardı. Bunlara girelim. Bunları bir eritelim. MS'leri bitirdik. Herhangi bir drop alamadık. Şöyle 2 tane çöpümüz var. Onları verelim. 135K çöplerden geldi. RP'leri yapalım. Evet, saatlerimiz çift 0:20, yani 40 dakika sonra saat gece 2 BDV'si var. VB'miz var. Bugün Draki'den aldığımız. Burada kalmasın. Burada tekten bir artı 6 yapmaya çalışalım. Şu shell'leri alacağım. Bunları da ezik kağıtla artı 5'e kadar basmaya bir çalışalım. Bakalım üzerime bir 5'en para alacağım. Şunları da alalım. Şunları bir upgrade edelim. Şuradan bir 6 tane ezik kağıt alalım. VB artı 3 oldu. Şu çitin ayaklığı artı 4'e gönderelim ezik kağıtla. Yandı. Normal yani bunun ezik kağıtla yanması. Diğerini göndereceğim. Bu artı 4 oldu. Kafalığı gönderelim. Kafalık yandı. Şimdi VB'yi artı 4'e gönderelim. VB artı 4 oldu. Göğüslüğü artı 4'e gönderelim. Göğüslük de artı 4 oldu. Kollu artı 5'i yollayalım. Bunlar artı 5 olursa güzel olur. İleride boost'tan artı 7'ye deneriz.
Yaktık. Şimdi BB'yi artı 5'e gönderelim. Aa geçti la. Artı 5 oldu şel. Diğer şeli gönderelim. Bu da artı 5 oldu. VB'ye gönderelim. VB artı 5 oldu. Şöyle bu boost'u alalım üzerimize. 5M'i de alayım. Yani 3 tane daha boost'larımızı alalım. Şunları da artı 7'ye gönderelim. Zaten Draki'den biz kutumuzu aldık. Kârımızı yaptık. Geçmezse de kısmet değildiriz. Yapacak bir şey yok. Şimdi 3 tane daha boost alacağım. Kağıtlarımı aldım. Şöyle ilk kolluğu artı 6'ya göndererek başlayacağım. Yaktık herhalde. Aynen. Kolluk yandı. Göğüslüğe göndereceğiz. Göğüslük artı 6 oldu. Niye bu kadar lag var ya kasıyor? Şimdi VB'yi artı 6'ya göndereceğiz. Ya şu VB artı 6 olsa bile iyi ya. 8,5 hem zaten kağıtların parası çıkıyor. VB'yi yaktık mı lan oldu? VB yandı. Kaldı çitine. Anvil'den uzaklaştım. Öyle artı 7'ye göndereceğim. Şöyle bir kere preview diyeyim. Yani çitin diyorum. Shell göğüslüğümüz artı 7 olursa güzel olur. Hem göğüslüğümüz yoktu. Dex basar kullanırız. Bakalım kısmet. Şimdi göndereceğim. Gönderdim ve geçti. Çok iyi oldu. Artı 7 göğüslüğümüz. Şimdi buna bir dex basarız. Kullanırız. İki tane PM'miz var. Frobenius, Hi YouTube demiş. Kendisine selam gönderiyoruz. Hellbringer hem oyunda hem yayında senleyiz hem de YouTube'da demiş. Kendilerine selam gönderiyorum buradan Hellbringer ve Frobenius'a. Şimdi bir pazarcı şeyine denk geldik, dolandırmasına. Onu da göstereyim şöyle size. Bambam bize yazdı. Bir daha gösterir misin diyorum. Şimdi bize göstersin. Şimdi bize gösterecek, tamam mı? Neydi? Draki Pendant of Plisoper. Tamam. Draki Pendant Plisoper var kanka. Var. Kaça alırsın diyelim. Bak ne kadar. Piyasasını bilmiyorum ne kadar eder. Piyasasını bilmiyorum. Yeni bastım diyelim. Yeni bastım. Bakın şimdi aynı şeyi burada birkaç daha pazarcı var. Gittiğimiz zaman hangi harfler var diyor. Bir daha gösterir misin diyeyim bak. Bir daha göstersene kanka. Harflere bakmam lazım. Harflere. Bak şimdi bir daha gösteriyor bize. BD tamam. Şimdi buraya yazıyoruz. B.D. 550'yi alırım diyor. Bak 550'yi alırım diyor. Şimdi bak şimdi ne yapalım? Bak geldi. Yani taktiğe bak. Bunlar muhtemelen aynı karakterler. Kanka diyeyim ki kanka çarda para yok ama 2 değilim 2-3 GB arası düşünürsen ayarlarım. Bak şimdi devam ediyor. Takas da olur ne vereceksin şimdi sen? Takas da olur sen. Çarda item yok kanka. Sadece IB7 ve Shell 7 var. Çakalları görüyor musun? Bak ben bunu başka pazarcılara da sorayım. Kaç parça şel var? Bir parça göğüslük. Ben giyebiliyor mu yazmış. Biraz da şeye dönüyor. Hani bilmiyorum. Bana onlarla 2GB ayarlarsan veririm buna. Kanka 2GB zor ya. Bak şimdi biz gideceğiz. Peşimizden yazmaya devam edecek. Bunlar aynı kişiler bu arada. Ben size söyleyeyim. Bak bu bana yazdıktan sonra bu acil item alır diye PM attı. Sordum ne kadar dedi. 570 ver. Bak bir daha yazıyor. Bir daha yazıyor. 570 verebilirim. Ben de ekmek yiyeceğim dostum. Bak hani şey yapıyor. Kanka arkadaştan alacağım. Ayarlamaya çalışıyorum. Bu ikisi de aynı kişiler bu arada. Ne çıkartabilirsin? Ne çıkartabilirsin? Bak tamam kardeşim peki gördünüz mü? Ya hala bunu yiyenler yoktur herhalde diye düşünüyorum ama denk geldik diye gösterdim. Neyse biz işimize dönelim. Şuradan Dex kağıdımızı alalım. Dex'i basalım. Bir de Dex basarken yanıyormuş. Çöpe atalım ya. Şöyle çöpe gönderelim. Bu yerine gönderelim. Şunları yerine gönderelim. EDV'ye 17 dakika süremiz var. Bankadan 3 tane kırdırmalık seri, bir tane de old takımız vardı. Bunları üzerime aldım. Şimdi bunları kırdıracağız. 3 tane verirsen çok güzel olur. 5 tane verdi. Şans bugün bizden yana. 5 tane toz aldık. Güzel. Şuradan da bir deko verir misin? Draken'in şeyin üstüne. Neyse. Toz aldık 5 tane. 5M de buradan geldi. Bunları da bankaya kaldıralım. Daha sonra selde satarız. Evet şimdi canlı yayındayız. Chat'ten bir arkadaşımız Mehmet 2 tane raptor artı 6 getirdi. Benim yerime basar mısın dedi. Şimdi yakmalıklarımı falan ayarlayayım. Bunları da bir artı 7 yapmaya çalışalım.
say what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. İnşallah geçer ya. Var ya, yanarsa çok üzülürüm ya. Mehmet de bizim gibi farm yapan kardeşimiz. Umarım bir tanesi afiyet olur. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. Abi vallahi neler yapıyoruz ya. Her yayında bir kişiye kazandırıyorum yani. Şöyle kardeşimize Raptor artı 7'sini ve Raptor 6'sını teslim ediyoruz. Ya yapma kanka, gerek yok la, şaka yaptım la on Mehmet. Buradan da Tom Price ve Creighton, Tolga kardeşimize, yayında bizi takip ediyor, İkisine de selam gönderiyorum. Old Takı'dan aldığımız toz vardı, onu da şöyle bankaya gönderiyorum. BDV'ye kalan süremiz 3 dakika, beklememizle beraber 12-13 dakikalık süremiz var, BDV'yi bekleyelim. Evet arkadaşlar, BDV'yi kazandık. Ondan sonra Ardyan karakterimize geldik. Bir Ardyan farmı yaptık. YouTube canlı yayındaydık o sırada. Hani kaydı şimdi kontrol ederken o kısımda bir problem olmuş. Kayıtta maalesef o kısımları koyamayacağım buraya. Şimdi Ardyan karakterimizdeyiz. BDV'yi kazandık. Bir tane kırmızı kutu aldık. Ardyan farmımızdan da bir adet bus alabildik. Yarım saat farm yaptık zaten. Şimdi ne yapacağım? Şimdi şu VB7'yi alacağım. Kırmızı kutuyu alalım. Draki box'ımızı alalım. Bus'u alalım. Ezik kağıtları alalım. Şunlar dursun. Hatta bunları da alalım ya. Koyalım. Yapacak bir şey yok. Hani yılbaşında artabilir ama neyse, alalım. Şimdi bunları pazara bırakalım. Arkadaşımız artı 7 artı 0 Eagle Eye çıkarttı. 72 M boyu fiyatı vardı. PM attım 72 M'den alınır mı diye. Şimdi tamam dedi. Hani ondan bir 72 M alalım. Sel fiyatları da 77 M falan, pazar kuracağız. Yanında kuralım. İnşallah zarar etmeyiz. Bakalım. Umarım zarar etmeyiz. Şu bankadan şimdi 72 M üzerime alayım. Artı 0 Eagle'ı alıyoruz. Hayırlı olsun. Şimdi onu da pazara bırakacağız. Sellere bakayım, pazarımızı kuralım. Arkadaşlar VB7'ye 20.500'e veriyorum. Bunu zaten Draki'den kendimiz basmıştık. Yani sellerde 21.500, 22.000, 20.500'e trade'den vereceğim arkadaşımıza. Hayırlı olsun, VB7'yi verdim. Evet, pazarımı bu şekilde kuracağım. Eagle'ı 75M 290'dan kuracağım yani, çünkü en düşük seri 75M 300K, yani boyu 72M'di, yani çok saçma. O yüzden bu şekilde satılırsa bile sadece 1M bir karımız olmuş olacak. Umarım elimizde kalmaz, en azından hani 1M de olsa karla satmış oluruz. Draki box'ımızı 21M 900'den, boss'umuzu 2M 370K'dan, kırmızı kutumuz 800K, kağıtlarımız 400, küçülme topu 160, tozlarımızı da 1M 375K'dan kuruyorum. VB'mizi zaten 20M'den sattık. 119M olarak görünüyor, vergisiz düşecek tabi. Bakalım, pazarımızı bu şekilde kuralım, satılmasını bekleyelim. Şimdi işten geldim. Maalesef yine oyun DC vermiş. Oyunda kapanmış. Ben de şimdi yeni oyuna girdim. Pazar kısmını maalesef gösteremiyorum size. Şu anda 103M 400 küsur K olmuş üzerimizde nakit. Yani EE satılmış. Ne vardı? Bus vardı. Bus satılmış. Ve kırmızı kutular satılmış herhalde. Başka da satılan bir şey yok. Draki box'ımız duruyor. Yani 103M bir paramız olmuş. Eagle Eye'dan da sadece 1M gibi bir kar etmiş olduk. Yani zaten pazara kuracaktım. Öyle o yüzden aldım. Yapacak bir şey yok. 1M de 1M'dir. Şimdi bunları bankaya gönderim. Yan karakterime geçeyim. Saatlerimiz kaç? Saatlerimiz oyun saatinde 5.30. Normalde akşam 6.30 şu anda. Hemen yan karaktere geçelim. Yan karakterin drakileriyle bugüne başlayalım. Evet, geldim. Ana karakterimize girdik. İtemleri üzerimize aldım. Birazcık bankadan potumu, wolf'umu aldım. RP'lerimi ayarladım. Şimdi Draki'den sıramızı alalım. Sıramız 33 sayıyor. Çok fazla saymıyor. Yine de karakterin madene bekleyelim ve ilk Draki sıramızı bekleyelim. İlk Draki hakkımızdayız ve 4. katının sonlarına doğru bir tane VB aldık. İlk VB'mizi aldık. 1. hakkımızı şöyle göstereyim. Evet, son Draki hakkımızdayım ve son Draki hakkımıza da yine girer girmez maalesef karakterimiz DC'ydi. Şu anda Türknet ve Vodafone kullanan oyuncuların çoğu
bu sorunu yaşıyor maalesef. Hani biz de bugün 3. ya da 4. defadır DC oluyorum. O yüzden şimdi saatlerimiz 8.30, yani JR'ye 2 saat bir süremiz var. 2 saate kadar oyuna girmeyeceğim. JR saatinde telefonumla bağlanırım artık. JR'ye o şekilde gireriz. Maalesef bugünkü drakilerimiz bu şekilde oldu. Son aklımızdaydık. Onda da DC yedik. Sadece bir tane VB aldık. JR saatinde görüşmek üzere. Geldim. Şimdi JR'ye tıklayacağız. Son 20 saniyesi var. Yazı geçsin. Tıklayalım. Evet, yazı geçti. Yine biraz lag oldu. 300'lerde falan tıkladık. Şimdi JR'yi ve Draki'yi beklerken yaptığımız maden farmından aldıklarımız bir tane Ebiskem, 90 tane DC flash, 3 tane küçülme topu, Draki'den de bir tane VB ve madenden bir tane de MS aldık. Şimdi şunları şöyle yerine koyalım. Kodlarımı, Wolf'ümü, RPR'mi falan yapayım. Şunları da bankaya göndereyim. JR'de görüşelim. Evet, JR'ye girdik. Bakalım, bir tane mage'imiz var. Ona CV'sini gönderelim. Devam edelim. Bakalım. Evet, maalesef JR'yi kaybettik. Yani 29'a 0. Bayağı bir KS için inerken falan da çok kesildik. Hani yapacak bir şey yok. Adamların okçuları var. Full push 2 tane asasları vardı. Yani bizden çok daha iyilerdi. KS'yi denedik ama olmadı. Bu arada JR'den 2 tane kardeşimiz PM attı. Eudro TR ve Quen Abhorite'ye selamlarımı gönderiyorum. Bize selam göndermişler videoya. Biz de kendilerine selam gönderelim buradan. Yapacak bir şey yok. 2 tane Black Gem aldık. Onları da şimdi bankaya bırakalım. Şöyle bankaya gönderiyorum 2 tane Black Gem'i. BDV'de kaçırdık zaten. Bu bölümü burada noktalayalım. Ben şimdi bankaya geçeyim. Geçen bölümün sonunu bir açayım. Bakayım bu bölümde neler kasmışız. Üzerimizi ayarlayayım. Değerlendirmemizi yapalım. Videoyu da o şekilde kapatalım. Atalım. Bankaya ayarladım. Bu bölümde kastıklarımızı üzerime şu şekilde aldım. Hemen sol tarafa da geçen bölümün son kısmını ekliyorum. Oradan da geçtiğimiz bölümün sonuna bakabilirsiniz. Şimdi geçen bölümde kalan 2 tane VB7'miz vardı ve 3 tane PES'imiz vardı. Bunları bu bölümde pazarda sattığımız için 125M'in üzerine 40M ve 3M ekledim. Toplamda 168M oldu. Yani geçen bölümü 168M olarak kapatmış olduk. Bu bölümde de 3 tane Silver Gem, 3 tane Blue Gem, 2 tane Black Gem kastık. 1 tane Draki Box'ımız var. 5 tane kırdığımız Old Tug'dan Mavi Toz aldık. 1 tane VB artı 1'imiz var ve bastığımız artı 7 şelimiz var. Silver Gem'ler 4M'den zaten 12M yapar. Blue Gem'ler 2M'den 6M yapar. Black Gem'ler de 1M'den 2M yapar. Toplamda buraya 20M diyorum. Draki Box'ımız 20M. Toplamda etti 40M. Tozlara da 5M diyorum. Normalde 1M 300K'dan satılıyor ama hani bunlara böyle 500K 1M şu Blue ve Black Gem fazla saymışızdır. O yüzden buna da 1M'den 5M diyorum. Toplamda 45M yapar. Weapon Breaker'ımız 2.5M, 47.5M yapar. Üzerimizde 12M para var. Toplamda 59.5M yapıyor. Yine düz hesap 60M diyebiliriz. Üzerimizdeki nakiti slottan kastığımız boostları vesaire pazara koyduk ve pazarda sattık. Bir de Rogue Chitin Shell göğüslüğümüz var. Bunun açıkçası kullanacağımız için pazardaki fiyatına bakmadım. Ama bir 35-40M yapar diye düşünüyorum. Yani bunu da katarsak bir rahat bir 90-95M oluyor. Ama ben bunu katmıyorum. Bunu çünkü kendimiz kullanacağız. Güzel oldu. Yaptığımız artı 3 Rogue görevlerinden bastık ve artı 7 yaptık. Yani bölümü bu şekilde kapattık. Şimdi bunları yerine gönderiyorum. Bankamızın son durumuna bakacak olursak da şöyle hesaplayayım hemen. 18 tane Silver Gem'imiz 4M'den 72M yapar. 11 tane Blue Gem'de şöyle yapalım. 11 artı 5M diyelim. 9M Yeşil Gem'lere diyelim. 24M Black Gem'lere diyelim. 120M kastığımız, bu ayda kastığımız Gem'lerin toplam fiyatı 120M. Artı 20 diyorum. Draki Box'ı ekliyorum. Artı diyorum 5M. Tozları ekliyorum. Artı 4M diyorum. Şu küçülme topları falan var. Yani hatta daha fazla da olabilir ama 5M diyelim. Küçülme topları, flash, ebisken falan. Buraya da artı 5 diyorum. 150M yaptı. Üzerimizde 180M nakit para var. 330M Weapon Breaker'ımız var. Vesaire vesaire. Yani 3.5GB'ye yakın bir paramız oldu. Premium'umuzun kalan süresine bakacak olursak da 8 günü kalmış. Elbet One Day Gold Play ile farm yapma demiş. Dur şöyle PM atayım ben ona. Premium'umuzun bitmesine 8 gün kaldı. Zaten 8 gün sonra DC Premium almayı düşünüyorum. Bizim Power Up Store'den geçen ay Gold Premium'dan kalan 197 keşimiz var. 107 keş de daha önceden benim kullandığım zamanda karakterde kalan keşimiz var. Yani 400 keş aldığımız zaman
perimizi zaten rahat bir şekilde alabileceğiz. 400 keşte 40 TL zaten. Oyunda da 50 M falan yapıyor. Yani 50 M'i siteye sattığımız zaman zaten perimizi alabileceğiz. Zaten üzerimizde de 300 gemlerle vesaire şu anda bile 330 M'ye yakın bir paramız var. Onda da DC premiumumuzu rahat alabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden 8 gün sonra DC premiumla önümüzdeki aya zaten başlayacağız. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu bölümü bu şekilde noktalayalım. Videoya like atmayı, beğeni çok önemli arkadaşlar. Çünkü her beğeni daha fazla gösterin demek, daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlıyor. Bana destek olmak istiyorsanız videoya beğenmeniz, nokta dahi olsa fikirlerinizi, görüştüğünüzü, eleştirinizi yorum kısmında belirtmeniz yeterli. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.